Herkese Tayland'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Esrar legal oldu arkadaşlar. Gram of marijuana. Bu şekilde önümüzde bir marijuana var. Bunu deneyeceğim size. Buna bong deniyor, bong aleti. Buraya koyuyorsun, buradan da çekiyorsun. Sıcak olmasa gerçekten güzel. Bin bir çeşit insan var yani. Çeşit çeşit ne ararsan var. Ben diyorum sen ne yaptın, o da diyor ki para ver diyor, bahşiş ver diyor. Tip box yapmış. Lan hacı sen ne yapıyorsun, korkuttu lan. Hello, how are you? How are you? Very good, where are you from? America. Herkese Tayland'dan ve ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Mert Aktaş. Şu anda dünyanın en çılgın ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'tayız ve bugün cumartesi gecesi, saat de gece 10 ve Tayland için gece hayatının en muhteşem olan saatinde ve bölgesindeyim. Şu anda başkent Bangkok'ta Koh Samrob isimli bölgedeyim ve bugün Tayland'ın gece hayatını beraber keşfedeceğiz. Barlar Sokağı'nın girişindeyim. Bakalım Tayland'ın gece hayatı nasıl? Sizlere çok ilginç bir bilgi vereceğim. Birkaç ay önce Tayland'da esrar legal oldu arkadaşlar. Devlet kararı ile bu ülkede artık esrar kullanmak serbest. Ülkenin her yerinde rahat rahat satılıyor. Örneğin bakın burası bir esrar dükkanı. Gördüğünüz gibi marihuana sembollerinden de her yerde var. Burası esrar satım yeri. Burada her türlü kalıp çeşitleri esrar, her şey var. Hello, how are you? Can I take a video? Thank you. Her türlü malzeme var burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunları tek tek açıklamama gerek yok. Uygunsuz bir tavsiyelerde bulunmayayım size. Ama Tayland bu şekilde burada her türlü esrar kullanımına ait her türlü madde bulunuyor burada. Bong şişeleri de mevcut. How much price 1 gram of marijuana? Ah, this is priceless. Ah. Ne kadar ilginç, 1 gram esrar kaç para diye sordum, fiyat listesine bak dedi. Tayland böyle bir yer. Ve bakın dostlar, burada fiyatlar yazıyor. Fiyatları size gösteriyorum. 35 watt 1 Türk lirası, pardon 1 dolar ediyor. Burada da bu şekilde pazarlıyorlar bana ya. Bu şekilde önümüzde bir marijuana var. For example, is this how much? Ve bu gördüğünüz esrar, o yaklaşık 20 dolara satılıyor. O da bir 400 Türk lirası gibi bir şey. Tabii siz lütfen kullanmayın böyle şeyler. Uzak durun bu tarz ürünlerden. Ben size neden gösteriyorum? Çünkü Tayland'da birkaç ay önce bu legal oldu. Tayland'ın artık bir özelliği, bir kültürü bu. Tayland'ı size bu şekilde tanıtıyorum. Thank you very much for information. Barlar Sokağı'na artık girişimizi yapıyoruz. Burada her yerde müzik, eğlence ve barlara doğru ilerliyoruz şimdi. Ve Barlar Sokağı'na giriş yaptığımızda burada Tayland'ın en önemli şeylerden birisi. Burada sokak satıcıları çok fazla var. Sokak yemekleri. Burada her türlü yemek bulabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şiş yemekler de mevcut burada. Her türlü yemek var. Kuzu, dana ama en ağırlıklı olarak genelde domuz eti satıyorlar burada. Şöyle de bir bilgi vereyim. Sokak yemekleri Tayland'da çok fazla var. Çünkü Taylandlıların evlerinde mutfak diye bir şey yok. Evlerin hepsi mutfaksız olur. O çünkü yemekler burada çok ucuz. Herkes dışarıda yer. Neyse hadi bakalım eğlenmeye gidiyoruz. Bakın şimdi sana göstereceğim. Burada sokak yemeklerinde akrep satıyorlar. Siyah akrep yiyorsun burada. Şişte. Gösteriyorum. Akrep. How much one stick? How much? 100. Wow, böyle akrep satıyorlar. Eğer bunu yememi istiyorsanız videonun yorumlarında belirtin. Gelecek yorumlara göre ye ya da yeme deyin. Gelecek yorumlara göre bir sonraki videoda bunu deneyeceğim size. Böyle bir akrep fiyatı ise 5 dolar. Yani 100 Türk lirası. Thank you. How much? 50. Video çektiğim için benden 3 dolar istiyor. Why? Video çektiğim için satın alırsan 5 dolar. Video çekersen 3 dolar dedi.
çılgın. Böyle bir mekana oturdum. Burada chill, daha relax müzik olan bir yer. Sizlere daha net buradaki fiyatlar, ortam hakkında daha bilgi vermek için buraya oturdum. Bir bira satın aldım. Burada Leo isminde bir bira var. Burada da Singa isminde bir bira var. Ve onun dışında Cheng isminde bir bira. En ünlü 3 bira markası Tayland'da. Bizim Türkiye'de Sportla, Efes nasıl en ünlülerse Tayland'da da Cheng veya Leo içiliyor. Böyle bir mekanda arkadaşlar. Bu biranın fiyatı 140 baht. O da 4 dolar ediyor. Yani böyle bir mekanda. Yarım litrelik. Yarım litrede de gel. 600 mililitrelik sanırım. Evet, 500 de değil. 600'lük bira. 80 Türk lirası. Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Böyle bir ortama bu fiyat ucuz mu, pahalı mı? Abla sen ne yapıyorsun? Hayırdır ya? Ver bakayım bir. Bak bak, çok değişik bir şey oluyor şu an burada. Bunu alıyor abla. Aklıma kafaya gitti. Bak böyle uzuyor. Böyle uzuyor bununla. Adam dövüyor böyle. Abla kaç, vururum bak. Vururum, kaç. Kaç kızsın lan. Abi, hayatımın son 5 ayını Hindistan, Nepal ve Bangladeş gibi ülkelerde geçirdim. 5 ay. 5 ay ne demek? Sanki askere gitmiş gibiyim böyle. Koğuşta geçirmiş gibiyim 5 ay. Daha da beterini yaşadım 5 ayda. Bugün Tayland'daki ilk günüm, kendimi cennete düşmüş gibi hissediyorum. O Hindistan, Nepal, Bangladeş'ten sonra cennet abi, cennet. Vallahi ruhum daralmış, kuruduk bittik be. Oh be, rahatladım oraya gelince. Gözüm gönlüm açıldı ya. Vallahi gözüm gönlüm açıldı. Hello, how are you? How are you? Very good, where are you from? America. America, nice to meet you. Is this going on your YouTube? Yeah, I'm a YouTuber, I'm recording for my channel. Oh, cool. Well, hello, YouTuber. Thank you. What's your name? Sophia. Sophia, nice to meet you, Sophia. Nice to meet you. Well, enjoy your evening. Yeah, I'm walking on streets. Yes. I'm exploring the streets. Nice, very nice. Yeah, nice to meet you. You too. What's your name? Mertz. Nice, nice. Yeah, to meet my you. Name is Mertz. Very cool. Oh, well, you guys have fun. Thank you so much. Say bye. Bye bye. Gülçin. Sana kısa ve net bir soru soracağım. Hızlı düşünmeden cevap ver. Tamam, okey. Tayland gece hayatı hakkında ne düşünüyorsun? Sıcak olmasa gerçekten güzel. Bin bir çeşit insan var yani. Çeşit çeşit. Ne ararsan var. Nasıl tezgah? Güzel tezgah birader. Bu tezgahtan mal alınır. Alacağım mı onu, uzaylı kafasını? Sarı mı iyi, yeşil mi iyi? Hangisi ne arasa, her tip insan yani. Kesinlikle. Ne beklentin varsa her türlü beklentini karşılar. Herkes bu Tayland. Herkes bir şekilde kendi beklentisini karşılar. Örneğin bakın, burada gördüğünüz şu şey, bu esrarı içmek için kullanılan bir alet. Buna bong deniyor, bong aleti. Buraya koyuyorsun, buradan da çekiyorsun. Bir tane alıyoruz ona bir tane. Bu da yeşil değil ya. Bir tane bong şişesi bakıyoruz. Ama lütfen sessiz olun, böyle şeyler kullanmayın. Esrar kullanmak çok zararlı bir şeydir, uyuşturucu kullanmayın. Ben sadece size Tayland'daki ortamı gösteriyorum. Yani kültür anlamında tavsiye değildir, sakın kullanmayın. Böyle aletleri de kullanmak için satın almayın. Hani böyle bu arkadaş gibi, Gülçin gibi satın almak isterseniz, hani evde böyle dekor olsun, obje olsun diye alın yani, değil mi? Yani böyle kenarda evde dursun. Tabii zaten kesinlikle kenara koyuyorum. Yani süs olsun başka diye. Başka bir amacım yok aslında. Aynen, süs olsun diye alın arkadaşlar. Sakın kullanmayın. Kötü şeyler bunlar. Kimseye de tavsiye etmeyin.
beni başkasına benzetti. Beni hatırladın mı dedi. İlk hayır dedim, sonra evet dedim. Evet hatırladım dedim. Beni başkasına benzetti. Bakın burada ne buldum. Kocaman bir timsah var burada. Bu gördüğünüz bir timsah arkadaşlar. Kafası duruyor. Bakın dişlerine. Abi timsah deriz. Bu nedir abi? Bak 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 bak. Timsah kafası. Acı siz ne yaptın? Bro sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Sen ne yaptın? Ben diyorum sen ne yaptın? O da diyor ki para ver diyor. Bahşiş ver diyor. Kickbox yapmış. Lan hacı sen ne yapıyorsun? Korkuttu lan. Kapımı bir çevirdim. Timsah var karşımda. Benzedik mi? Ablacım hayırdır? Senin sıkıntın ne? Senin derdin ne? Sen niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Manyak bu ya. Timsah'ı ne hale getirmiş? Allah kesin var ya, timsah da bu kadını yakalamıştır ha. Öyle bir şey var ki bunda. Gidip dereden alıp getirmiştir, soymuştur kendisi. Ne düşünüyorsun? Abi, şu şurada değil, bak. Abi bu nedir ya? Bu ne birader ya? Gerçek bunlar arkadaşlar. Ve dostlar kısacası sizlere özet olarak Tayland başkenti Bangkok'taki gece hayatını göstermekti. Burada neler satılıyor, insanlar nasıl eğleniyor, kimler var burada ve burada nasıl bir ortam var, her şeyi size göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ünsüz Gezginler kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ünsüz Gezginler olarak dünyanın her yerinde devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için.